Sarayın içinde de gerilim artıyor. AK Parti'de dedikodu kazanları kaynıyor. AK Parti artık kavgalı evdir. Biz FETÖ'nün kendisi okyanus ötesinde ama fikirleri iktidarda diyorduk. Meğerse sadece fikirleri değil, uzuvları da halen iktidardaymış. FETÖ halen emniyet teşkilatı başta olmak üzere kamuda kadrolaşmaya devam ediyormuş. Bunu kim söylüyor? AK Parti'nin televizyon yıldızları ekibinden eski bir vekil söylüyor. Bizde isimler var diyor. Tekrar ediyorum, bizde isimler var diyor. Kim bu FETÖ'cüler? Karnınızdan konuşmayın. İsimlerini derhal açıklayın. Sarayın İçişleri Bakanı AK Partili vekile vekille televizyonlarda FETÖ kavgasına tutuşuyor. Yetmiyor. Kavga sosyal medyaya taşınıyor. Yüce Allah'ın ayetleri bile bu kavgaya malzeme yapılıyor. Ne günlere kaldık. Bu kifayetsizlerin elinde devletimiz Muz Cumhuriyeti'ne döndü. Bu kifayetsizlerin dağıttığı devleti milletimiz 15 Temmuz'da sokaklardan topladı. Ama hala akıllanmamışlar. Bunlarda FETÖ skandalları bitmiyor. Atatürk'ün kurduğu Türk Tarih Kurumu'nun başına yakın zamanda yine liyakate değil sadakate dayanan bir atama yapılmıştı. Şimdi bu şahıs çıktı, FETÖ'nün alçak darbe girişimine karışmış ama zaman içinde nedamet duyan, pişmanlık duyan insanlar kazanılmalı diyiverdi. Türkçesi şu, 15 Temmuz gecesi millete kurşun sıkan darbecilere af talep ediyor. Tepkiler gelince de sözlerini tevil etmeye çalıştı. Ama zırva tevil kabul etmez. İşte böyle yetersiz, liyakatsiz kişilerin elinde devletin tüm kurumları çürüyüp dökülüyor. Hazreti Peygamberimiz iş ehil olmaya olmayana verilince kıyametli bekle diye buyurmuş. Maalesef ülkemizde bu ki ehliyetsiz kadroların elinde kendi kıyametini yaşıyor. Yönetimdeki çürümeden nasibini almayan tek bir kurumumuz kalmadı. Ülkemizin göz bebeği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da işler acısı halde. Her hafta sonu bankacılık sistemiyle ilgili yeni bir düzenleme yapılıyor. Haftada 5 iş günü var ama düzenleme yapmak için Merkez Bankası tatil günü cumartesini bekliyor. Piyasalarda eli yüreğinde bakalım bu hafta sonu nasıl bir sürprizle karşı karşıya kalacağız diye bekliyorlar. Geçtiğimiz cumartesi yine bir düzenleme yapıldı. Yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm bankalarda, tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan. Yani yüzdeye vurursak 3 puan arttırıldı. Bankalar vatandaşın kendilerine yatırdığı döviz mevduatları karşılığında Merkez Bankası'na artık daha fazla karşılık olarak döviz yatıracaklar. Bu kararla bankalardan 9,2 milyar dolar Merkez Bankası'nın kasasına aktarılacak. Burada amaç vatandaşların hesaplarının güvencesini arttırmak değil. Peki amaç ne? Devletin tulumbasında su bitti. Merkez Bankası kasasındaki net rezervler artık eksi bakiye veriyor. Kamu bankaları üzerinden döviz kurlarına müdahale etmek için yeterli barut kalmadı. Devlet bankalarının döviz açık pozisyonu 10 milyar dolara dayandı. Şimdi piyasadan çekecekleri bu dövizlerle büyüyen döviz açığına yama yapmaya çalışıyorlar. Bu yama tutar mı? Mümkün değil. Ekonominin döviz kazancını arttıracak veya döviz ihtiyacını azaltacak hangi tedbiri aldılar ki? Tam tersine kredi muslukları sonuna kadar açılarak ekonominin döviz açığı büyütüldü. Diğer taraftan çok önemli bir döviz getirisi olan turizm sektöründe işler salgın nedeniyle hiç iyi değil. Geçen yılın ilk 5 ayında yaklaşık 8 milyar dolarlık turizm gelirimiz varken bu yılın aynı döneminde sadece 3,4 milyar dolar gelir elde ettik. Daha yılın ilk 5 ayında 4,5 milyar dolarlık bir kaybımız var. Böyle giderse yıl boyunca turizmdeki kaybımız 20 milyar doları bulacak. Merkez Bankası bir takım ilginç formüller geliştirerek bankaların vatandaşın döviz tevdiat hesabını kabul etmelerini zorlaştırmaya çalıştı, olmadı. Hükümet şimdi bankalara ben dışarıdan döviz bulamıyorum,
Sen vatandaşın sana yatırdığı döviz tevdiat hesapları karşılığında çık dışarıdan döviz bul bana getir diyor. Hep söylüyoruz. Tek kişilik saray hükümeti ekonomide sorun çözmek yerine sorunların üstünü örtmeye, halının altına gizlemeye çalışıyor.